Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedil emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim biz inşallah Bab-ı Rubai'den şeye geldik değil mi? 54. sayfaya geldik. وعن حاتم الأصم رحمة الله عليه أنه قال من ادعى أربعة بلا أربعة فدعواه كذب من ادعى حب الله ولم ينتهي عن محارم الله تعالى فدعواه كذب ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام وكره الفقراء والمساكين فدعواه كذب ومن ادعى حب الجنة ولم يتصدق فدعواه كذب ومن ادعى خوف النار ولم ينتهي عن الذنوب فدعواه كذب نكمل افندم dörtlü bir şekilde bize bir uyarıda bulunuyor. Kim? Hatim-ül Asam rahmetullahi aleyh, Allah velilerinden bir veli, dostlarından bir dost, bize rehber ve örnek olan bir zat. Ne buyuruyorlar? Ennehu kal, şen odur ki, dediler ki, men o kimse ki iddia eder. Ne iddia eder? Erbaaten, şu dört şeyi ancak bila erbaatin, şu dört şeyi yapmaksızın, şu dört şeyi yapmadan, şu dört şeyde iddialı olan fe de'vahu kezibun, onun iddiası yalandır. Men iddia hubbellah, kim Allah'ı sevdiğini iddia eder, ve Allah'ı çok seviyorum. Lakin وَلَمْ يَنْتَهِ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldıklarından kendini sakındırmıyorsa, değil mi? وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالَى فَدَّعْوَهُ كَذِبٌ Onun iddiası yalandır. Ha? Bir işçinin patrona, efendim, veyahut da bir memurun amire itaat etmediği gibi teşbih olmasın. Ha? Demek ki Allah'ı seviyorsan ne yapacaksın? Haramlardan kaçınacaksın. وَمَنْ اِدَّعَى Kim ki iddia eder حُبَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ Bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, yani salatu vesselam şey olarak mütekamil olarak birbirine getirilmesi gerekiyor. Onu şekilde ifade edelim. Es-salatu bila selam, es-selamu bila salah bizim cumhuri ulema kabul etmemişlerdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hakkında. Onu da bilmenizde fayda var. Diğer peygamberler için, melekler için aleyhisselam denilmiştir. Hatta Şia'nın biliyorsunuz kendi efendim ehli beyte karşı olan efendim basım olarak da kabul etmişlerdir. Ancak ehl-i sünnet vel cemaat bu şekilde kabul etmiyor. Niye? Çünkü o neye muhassastır? Enbiyalara muhassastır. Ama Efendimiz'i temyiz eden salatın veya ikisinin beraber her ne kadar muteradif olarak kabul edilse de dahi, ama gel gör ki her birinin kendine özgü bir mana ve mefhumu var. Bu da ta geniş bir zaman istiyor açıklaması için. İnşallah gün gelir onu da daha geniş bir şekilde anlatırız. Bu şekilde bilmenizde fayda var. Salat ve selam beraber olmalıdır. وَكَرِعَا مُوَمَنِ اِدَّعَ حُبَّ النَّب۪ي aleyhissalatu vesselam kim? Peygamber, ennebi bu da el-filam tarifli. Kimi kastediyor? Bizim Efendimiz'i kastediyor. Tamam mı? Ennebi oradaki el-filam tarif bizim efendim zihnimizdeki olan peygamberimizi. Aleyhissalatu vesselam kim peygamber efendimizi sevdiğini iddia eder ve kerihel fukara ve mesakin
Ancak fakirlerden ve miskinlerden rahatsızsa Allah muhafaza ve dahu ker. Yalan söylüyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakir fukaranın ilk sığınağı olmuştur. Köle senefinin melceğinin tamam melceği olmuş. Bütün köle senefi onunla o yata kavuşmuş. Kendi efendim sahipleriyle eşit olmuşlar. İhve. İnnemel mu'minuna ihve. Müminler kardeştir. Bunun malı ne kadar, serveti ne kadar efendim, makamı ne, rengi ne, dili ne, bölgesi ne, şehri ne, beldesi ne, bu yok. Onun için kim Peygamber Efendimiz'i iddia eder de ama fakir ve miskinlere karşı kalbinde kerahiyeti varsa, sevmeme varsa yalan söylüyor Peygamber'e karşı sevgisini. Efendim sevgisinde yalancıdır. Peygamber'e karşı sevgisinde yalancıdır. Fakir fukarayı sevmek lazım. وَمَنِ اِدَّعَ حُبَّ الْجَنَّةِ Kim cenneti sevdiğini iddia eder, cennete girmeyi efendim sevdiğini iddia ederse وَلَمْ يَتَصَدَّقْ Ancak herhangi bir sadakada bulunmaz, efendim infakta bulunmaz ve دَعُهُ كَدِيمُ O da yine de davası nedir? Efendim yalandır. Evet. Tabi burada tasadduk mateyessere bir vus'ati yani gücünün yettiği şekilde illa kalkıp da bazen bir yetimin kafasını böyle başını okşamak dahi sadakadır. El besmetu sadakatın nedir? Bir Müslüman kardeşine mütebessim olmak efendim sadakadır. Ve efendim bir güzel söz söylemek sadakadır. Efendim bir böyle tebliğ mahiyetinde efendim bir kardeşimize güzeli anlatmak sadakadır. Ona yol göstermek, yardımcı olmak sadakadır. Sadaka illa cepten paranın çıkması da değildir. Onun için bunu yaparken de ben bunu yaparsam cennete girerim. Böyle güzel bir niyet o taşıması. Evet. Onun için kim cenneti seviyorsa, sevdiğini iddia ederse ancak sadakadan mahrumsa, yani bir tebessümden dahi mahrumsa, bir el yetimin başına bir el vurmadan mahrumsa, cebinden birkaç kuruş para çıkarıp da bir fakire yardım etmekten mahrumsa, iddiasında kasıtlı mahrum tabii bu da eğer. Efendim bu davasında efendim yalancıdır. وَمَنْ اِدَّعَا خَوْفَ النَّارِ Kim ateşten korktuğunu efendim iddia eder وَلَمْ يَتَّهِ عَلِ الْنُوبِ Ama günahlardan sakınmazsa, masiyetten sakınmazsa, haramlardan sakınmazsa فَدَعْوَهُ كَذِبٌ Onun iddiası yalandır. وَعَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ اَنَّهُ قَالْ عَلَامَةُ الشَّقَاوَةِ اَرْبَعَةٍ Şakî olan, şakî olmak efendim yani Allah'a karşı çıkmada efendim günahkar olmanın efendim alameti efendim azgın olmanın alameti yoldan çıkmanın alameti arbaat. Allah muhafaza bir nisyanu zunubil maziyeti. Biz geçen dersimizde bunu söyledik. Geçmişte yapmış olduğu günahlarını unutmak, hatalarını unutmak, yaptıklarını unutmak. Halbuki ve hiye indallahi teala mahfuzatun. Belil insanu ala nefsihi basira ve lev elka ma'azira. Yani insanlar kendi bütün yaptıklarını bilir. Yani bu da unuttum, bilmedim, ya hata yaparak yaptım, yanlış yaptım. Tamam, özürler beyan etme bir şey fayda etmiyor. Niye? İndallahi teala mahfuzatun. Allah katında mahfuzdur. Senin nasıl kendin biliyorsan melekler de onu yazmışlardır. Senin yüzüne vuracaklar. Tabii bu konuda çok ayetler var. Çok çok ayetler ve hadisler var. Neydi? Şakî olmanın. Efendim Allah'a karşı efendim katı kalpli olmanın, azgın olmanın efendim özelliklerinden birisi geçmiş günahlarını ne yapmaktır? Unutmak. İkincisi ve zikrul hasenatul madiye. Ve zikrul hasenatul madiyeti ve la yedri
Ekubilet emruddet. Geçmiş yaptıklarını hep yüze vurmak. İşte bu fakiri ben işte yardımcı oldum, bu fakire destek verdim. Ben bu iyiliği yaptım, ben bu güzelliği yaptım, ben bu çeşmeyi yaptım, ben bu okulu yaptım, ben bu camiyi yaptım, ben bu minareyi yaptım, ben bu talebeye yardım ettim, ben buraya şöyle yaptım, ben buraya böyle yaptım. وَلَا يَتْرِيَا قُبِلَتْ اَمْرُدَّتْ Onun kabul, efendim, olup olmadığını da bilmiyor. Bilmediği halde hala sanki kendisi kabul görmüş gibi kendi iyiliklerini yüze vurmak. Onun için kişi kendi iyiliklerini onu da Allah'a bırakır. Evet. وَنَظَرُهُ اِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا Sürekli dünyaca serveti, makamı, şöhreti olan insanları efendim ne yapması? Efendim gözetlemesi, onlar gibi olmayı arzu etmesi, onu hedeflemesi. Dünyaca vasıfları olanlar, diyelim ki milletvekili oluyor, ben de bir milletvekili olsam, ben de bakan olsam, ben de işte şu zengin olsam, iş adamı olsam, biraz kendisinin dünyaca kendisinin üzerinde olan, dünyaca vasfı kendisinden olan, üstünde olan birini sürekli hayatında tasarlaması, düşünmesi onun şakî olduğuna işarettir. Hep hedefi Allah muhafaza. Ha, hizmette değil. Bunu ayıralım. Allah bana hizmet etme gücünü versin. Ben ümmete hizmet edeyim. O değil. Bu niyet innemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göre. Yoksa burada biz kalkıp da şimdi başımızda bizlere hizmet eden çok güzel insanlar vardır. Yani bunların hepsini ya işte efendim gıpta edemeyiz. Yok, gıpta ettiğimiz var. La hasede illa fisneteyn. Değil mi? Kıskançlık ancak şu iki şeyde yoktu değil mi? Ama bu iki, ancak şu iki şeyde var. Yani kıskançlık kalsın burada nedir? Gıptadır. Racunun atahullahu l'ilm. Değil mi? Ve kalabihi. Yani Allah-u Teala ona bir ilim vermiş, ona hüküm vermiştir. وَرَجُنُ آتَهُ اللّٰهُ الْمَالَ اَنْفَقَهُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَصَلَّتَ عَلَيْهِ فِي اِنْفَاقِ Değil mi? Aynı zamanda ona mal vermiştir. Onu Allah yolunda infak ediyor. Bunlara o maldan mal kıyastır. Mal burada bizim için yani eradel cüz efadel cüz eradel kuldir. Efadel cüz eradel kul. Maldan kasıt makamdır, maldan kasıt paradır, makamdan kasıt güçtür, maldan kasıt kuvvettir. Yani birilerine bakıyorsun böyle, Allah-u Teala bir makam vermiş, makamda Allah-u Teala ona fakir fukara, yetime, mağdura yardım olmayı, gerçekten çok güzel insanları görüyoruz böyle. Yani bakıyoruz ki, yani makamını tamamıyla Allah yolunda harcıyor. Ama gel gör ki, eğer dünya ile munhasırsa, dünya için, dünyada görünmek, dünyada meşhur olmak, dünya ile efendim kısırlanmış bir istek arzuysa o zaman şakidir. Yine de o dünyayı ne için isteyecek? Ahiret için isteyecek. O dünyayı ne için? Dünya mezraatul ahiret dairesinde. Dünya ahiretin ziraat tarlasında. Onun için ayırmamız gerekir. Evet. وَنَظَرُهُ اِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الدُّنْيَا Dünyada kendisinden üst olan efendim servetçe, malca, makamça efendim ona ne yapması? Ona efendim imrenmesi. Türkçedeki karşılığı odur. Ona imrenmek. Ya işte ben de bu kadar zengin olsaydım. وَنَظَرُهُ اِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدِّينِ Aynı zamanda efendim bize dinde aşağı olanlar değil mi? Onları da görmesi aşağı görmesi değil mi? Buradaki şey. Ve nazar o ila men fawqahu fi dunya. Dünyada üstleri gıpta eder. Ve nazaruhu ila men dunahu fi din. Ha? Yani yara nefsuhu a'la minhu. Naam. Tamam. Yani ya o adam zaten sadece beş vakit namaz kılıyor. Sünnetleri kılmıyor.
Ya tuttuğu ne ki ya? Daracım yok. Orucu böyle kıl. Yani sürekli insanların yapmış olduğu ibadetleri eksik görmesi, kendisinin yaptığı ibadetleri daha böyle üstün görmesi, makbul görmesi. Halbuki ne kadar izdiyat olursa amelde o kadar neyle alim olmalıdır? Allah'ın kudretiyle alim olmalıdır. Cennet ve cehennemle alim olmalıdır. Olur ki kabul olmadı. Korkuyla alim olmalıdır. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulema. Onun için bak amellerine kapılamaz veyahut da ilmine kapılamaz. Onlar hakkıyla daha çok korkarlar. O nedenle dünyaya daha çok elde etme, ibadette de kendini onlardan üst görme. Amelde de kendini onlardan üst görme. Evet, bu da şakavettendir. Bu da efendim kalbi kasileştirendir. Yakulullah arattuhu, ben onu diledim ve lem yuridni, o beni istemedi. Feterektuhu, onu kendi haline terk etti. Yani aslında ben onu istedim. Ama gel gör ki o beni istemedi. Ben onu evet terk ettim. Burası bitti. Ve alametü saadeti, o şakabe, mutsuzluk, perişanlık, azgınlık, ne derseniz. Evet, şakî. Ve alametü saadeti erbaatü. Mutluluğun alameti ise dörttür. Bir, zikr-ı zunub-ül. Geçmiş günahlarını hatırlamak, paylaşmak değil. Bak, yani arkadaş biliyor musun ben geçmişte şu şu günahları işledim diye günahlarına şahit tutmak caiz değildir, haramdır. Yani kişiyi bir başkasının günahlarına şahit tutma. Ama kendin hatırla, köşeye çekil, ağla yaptıklarından, pişman ol. Bu. Ve eğer mutlu bir insan, saadet Allah'ın kendisini efendim affedeceği mutluluğuyla olması için ne yapması? Zikr-ı zülüm-ül maziyeti. Geçmiş efendim günahlarını hatırlaması, ya Rab ben sana sığındım. İnneke afuvun tuhib, inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fe'amun. Ya Rab sen afsın. Sen cömertsin. Affetmeyi de seversin. Beni affet. Diye sığınmak. Ve nisyanul hasenatul madiye. Geçmişteki günahları nasıl efendim hatırlıyor, onda pişmanlık duyuyorsa iyiliklerini de efendim unutması gerekiyor. Diyor ki iyilik yap, suya at. Balık bilmezse halık biliyor. Ne güzel bir böyle ara sözü, atasözü değil mi? Sen ne demek? Unut diyor yani. İyilik yap, suya at. Sudaki balık bilmezse halık biliyor. Evet, bu şekilde. Evet. Ve nazaruhu ila men taqahu fi'd din. Bakışı neye? İmrenmesi neye imrenmesi? Ya keşke ben de şu zat gibi alim olsaydım. Şu zat gibi şu ibadetlerde güçlü ve kuvvet olsaydım. Bak gece namazlarını kaçırmıyor. Bak orucunu kaçırmıyor. Bak efendim ibadette, amelde beş vakit namazını cemaatle kılıyor. Camiye gidiyor. Ve bu şekilde kendisinden her zaman herkesi, bu her ne kadar kendisi yapsa dahi, bak kendisi yapsa dahi her zaman üst görmesi, kendisinin yaptıklarını az görmesi. Ben daha bunun yanında çok zayıfım ya. O daha ibadet ehli. Keşke ben de onun gibi o ibadeti yapabilseydim ve kabul da görülseydi. Evet. وَنَظَرُهُ اِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا. Değil mi? Elinde ne varsa, kuru ekmek mi var? Yani o kuru ekmeğini ne görecek? Yani kanaat sahibi. Kanaat sahibi. Ve orada da dünyaca kendisinden efendim aşağı olanlara bakıp ne yapması? Elhamdülillah, elimdeki bana yeterli. Öyle midir Sıd Muhammed? He? Ne demiştik? Kasım söyledim. Hübbül fukara min hübbün nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ha? Onun için. O zaman sürekli ya hep zenginlere bakarak yol almayacak. Fakirlere bakacak ve elhamdülillah elimde bu var diyecek.
Kanaat sahibi olacak. Eğer fakirlere bakmadan hep böyle zenginlere bakarak yol alırsa hırs, emel hastalıkları, haset hastalığı, iç hastalıklar böyle adamın kapsar, perişan eder, rezil eder atar oraya. Onun için o şekilde bakacak. Ve an bazı hükümet enne şairel imani erba'atun. İmanın şiarları dörttür. Bazı hakimler demişler. Et takva. Biri takva. Ha? Haramlardan sakınmak, kaçınmak. El haya. Utanmak. Ve şükür. Şükür etmek nimet üzerine. Ve sabır. Bir de sabır etmek belalar ve nimetler üzerine. Sabır hem nimetlere belalarımızı uyuma. Şu buraya getirdi bu. İçirmem ama yüzüne vururum. Ramazan'dır. Su içirmem. Tamam. Ha, ve takva. Ve şükürü ve sabrı. Çocukları olanların uykusu gelmesi doğaldır. Ha, dikkat edin. Ha, gençler. Tamam. Ve anın nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle el ümmehâtu erba'un. Tamam mı? Ana noktadaki efendim aynı zamanda yani temel teşkil eden esaslar dörttür. Temel teşkil eden o demektir. Tamam mı? Ummul edviye ve ummul adabi ve ummul ibadati ve ummul emaniyi. İlaçların usulü, adabın usulü, ibadetlerin usulü ve efendim omniye, temennilerin, dileklerin usulü. Evet. Fe ummul edviyeti, ilaçların temel esası, kaidesi, usulü kılletül ekl. Az yemek. Az yeme nedir? Efendim sıhhati gerektiriyor. Onun için yahu Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyetist oluyorlar da yiyorlar. Gidiyorlar ne kadar para veriyorlar. Adam bir liste yapıyor diyor. Bir dilim elma ki, iki parça ekmek ki. Tamam bir liste yapıyor. Ver bakayım, hadi bakayım 50 bin lira da para ver. 100 bin lira da para ver. Ondan sonra her hafta gel ben sizden de para alacağım. Ya işte İslam diyor ki kılletin ekle. Az yiyin. Yok bu diğer buradaki diyetisyenlerimiz de kabul etmiyor. Tamam illa şeye gidecekler. Bu diyetisyenlere uyarı. Kim gidiyorsa dikkat etsin. Tamam. Ve ummul adabi efendim adabın esası usulüysa kılletül kelam az konuş. Az konuşursan gıybetten, yalandan, başkasına iftiradan, ondan sonra boş konuşmadan hep böyle hali olursun. Dilin hasaidü ersilet diye ne diyor efendim aleyhissalatü nicelerini gördüm. Böylelikle efendim cehennemde dillerinin belasına düşmüşlerdi. Dillerinin efendim kendilerine getirisi. Dillerinin getirisinden dolayı. Dillerinin belasına cehenneme gitmişler. O ummu ibadet ibadetleri esası nedir? Kıllatü zunub. Az günah işlemek. Evet. O ummu emani efendim temenler, isteklerin temel esası nedir? Az sabır. Sabır. Çok isteklerimiz var ama temel esas sabırla o işlerin üzerine gideceğiz. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm erba'atu cevâhire fî cizmi beni âdeme yüzîluhâ erba'atu eşyâ. Şu dört cevher vardı ki, erba'atu cevâhire şu dört cevher vardı ki fî cizmi beni âdeme, beni âdemin cisminde yüzîluhâ onu giderir. Erba'atu eşyâ şu dört şey. Emmel cevâhir o dört cevher hangisidir? İnsanın bedeninde olan bir dört cevher. El cevâhir erba'a. Fel aklu ve dînu vel hayâ'u vel amelus sâlih. Akıl, din, yani İslam, teslim olmak, haya, bir de salih amel. Güzel yapacaklarımız ameller. Şimdi bunları gideren nedir? Bunları gideren nedir? Bunları bitiren, aklı, dini, hayayı, ameli salihi izale eden, orta kadar. Fel gadabu yüzirul akl. Gadab, sinir, aklı gideriyor. Evet, bir insanı hayvan hılkatinde seyir etmek istersen sinirli haline bak diyor. Kendini hırçınlaşıyor. Yan bir kurda, yan bir efendim hırçın
efendim kartala yan bir ayıya yan bir maymuna böyle benzer. Artık o hal, o sinir onu neye dönüştürmüşse, o sinir halı onu neye dönüştürmüşse o hayvanın şeklinde giriyor. Demek ki akıl gitti mi? Hayvan aklı var mı? Yok. Aklı gideriyor. Gadab, sinir. Aha, o zaman feyza gazi ve adukum fel yetevadda. Sizden birisi canı sıkıldı zaman, kızı zaman hemen ne yapsın? Abdest alsın. Niye? Niye? لأن الغضب من الشيطان. Çünkü gadab şeytandandır. Ve şeytan من النار. Şeytan da ateştendir. والنار تطفأ بالماء. Ateş neyle söner? Suyla söner. Demek ki birisi canı sıkıldığı zaman, kızdığı zaman kalkıp abdest alırsa o gadabın şeytandan olduğu, şeytanın da ateşten olduğu, ateşin de ancak suyla değil mi sönebildiği ortaya koyar. O zaman gazabını hemen söndürür. Allah-u Teala sizleri ve bizleri muhafaza etsin. Evet. وَالْحَسَدُ kıskançlık ise يُزِيلُ الدِّينَ kıskançlık ne yapar? Efendim dini götürür. Evet. Çünkü اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ kıskançlıktan sakının. فَاِنَّ الْحَسَدَ muhakkak ki kıskançlık يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ sizin bütün güzel amellerinizi yer. كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ nasıl ki ateş yer الْحَطَابَ odunu. Hatta yine de güzel bir şair أَلَا قُلْ لِمَنْ بَاتَ لِي حَاسِدًا أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الْأَدَبِ أَسَأْتَ عَلَى اللّٰهِ فِي فِعْلِهِ اِذَا اَنْتَ لَمْ تَرْضَى لِي مَا وَهَبْ bu şairin فَجَزَاكَ رَبِّي بِأَنْ زَادَنِي وَسَدَّ عَلَيْكَ وُجُوهَ الطَّلَبْ değil mi? وَسَدَّ عَلَيْكَ evet bak ne kadar وُجُوهَ الطَّلَبْ şimdi اَلَا قُلْ yine de burada hadisi söyledik değil mi? اَلَا قُلْ لِمَنْ بَاتَ لِحَاسِدًا şu hep böyle benim kıskançlığımla uyuyana, yatana, başını yatağına koyana söyle. Çünkü başını yatağına koydun ama sabaha kadar evrilip çeviriyor kendisini. Kıskanıyor. Tamam mı? Servet sayıyor. Karşı tarafı mallı sayıyor. Onun sıfatını, iyiliklerini sayıyor. Onu, Allah-u Teala onu böyle sayman yapmış. Tamam sayıyor. Kendisi boş boş çalışıyor. Efendim. Ela kul. De ki, ela uyarı değil mi? İntebih. Kul. Limen o kimseye ki bate geceler li benden dolayı hasiden. Yan sıfatımı, yan malımı, yan servetimi, yan ilmimi, yan efendim çocuklarımı, yan efendim böyle kıskanıyor ya. Adam gece gündüz ve kıskanıyor. Etedri ala men ese'etel edeb. Sen kime karşı terbiyesizlik yaptığını biliyor musun? Sen kime kadar edepsizlik yaptığını biliyor musun? Ese'ete alallah. Sen Allah'a karşı terbiyesizlik yapıyorsun. Çünkü benim razakım sen değilsin ki. Benim müdebbirim de sen değilsin. Ha? Benim müvekkilim de sen değilsin. E sen olmadığına göre sen benim malımı veyahut da servetimi veyahut da ilmimi veyahut da makamımı niye sayıyorsun? Seni niye ilgileniyor? Niye rahatsız oluyorsun? Senden ne eksilttim ben? Git evine gir. Kasanı aç. Parana bak. Parandan bir şey eksilmiş mi benden dolayı? Yok. Sıfatından? Yok. O zaman niye? Etedri ala men esetel edeb. Sen kime kadar terbiyesizlik yaptığını biliyor musun? Ey kıskanç adam. Ese'te alallah fi fi'lihi. Allah'ın bana karşı yaptığından dolayı sen ne yaptın? Allah'ı üzdün. Allah'a karşı terbiyesizlik yaptın. Yani şirk koştun. Allah muhafaza. Evet. Ha? İzâ ente lem tardalî mâ vâheb. Çünkü öyle ki Allah bana veriyor. Sen ona razı değilsin. Şimdi birileri birine destek verir, ona karışmaz. Ama Allah'ın verdiğine karışıyor. Ona karışmaz. Anladın mı? Allah'ın verdiğine اِذَا اَنْتَ o zamanki sen lem tarda razı değilsin. لِمَا وَهَبَ اَيْمَا وَهَبَ اللّٰهُ Allah'ın bana verdiğine sen razı değilsin. فَجَزَاكَ رَبِّي İşte Allah sana öyle bir bela vermiş ki فَجَزَاكَ رَبِّي Allah sana öyle bir yani Rabbim sana öyle bir bela vermiş ki bir enzadeni
her zaman benim vasfımı, değerlerimi, paramı, makamımı, her neyse yükseltiyor. Çünkü lehul mulk ve lehul hamd. Yu'iz ve yuzil. Değil mi? Değmedi. Yu'ti ve neydi de? Tü'til mülke mümenteşe ve tenza. Bitti. Ya veren o, çeken o. Sen veren çekene niye karışıyorsun oğlum? Ama benim burada ve cezake Rabbi. Rabbim seni cezalandırıyor. Bir enza deni. Çünkü veriyor. Çeker mi çeker de. Ve sedde aleyke. Ve böyle bir önüne engel koyar. Vücuhet talep. Tamam mı? O sevginin, talebin bütün efendim şeyleri ne yapıyor? Efendim tamamen önünü kapatıyor. Evet. Bitti burası. Evet. Vettama'u, tamahkarlık. Efendim, birilerine muhtaç olma. Birilerinin efendim emrine girme. Sürekli isteme. Bir şeyi yüzsüzlük yapma. Tamah odur. Tamah nedir? Bir şeyi istemede yüzsüzlük. Para istemede, işi istemede, yüzsüzlük yani. Hani derler ya, adam yüzsüz bir adam ya. İşte yüzsüzlük, yüzgülül hayaya. Hayayı gidiriyor. Yüzsüz adam derler ya. Hakikaten yüzsüz adamlar gariptir ha. Acayiptir. Hayal kalkıyor. Yani hatta başına bela da geliyor, yine de yüzsüzdür. Başına bir türlü sıkıntı geliyor, yine de yüzsüzdür. Efendim, ar etmiyor diyorlar ki. Yüzsüzler ar etmezler. Yüzsüzler ar etmezler. Evet. Vel gıybetu, gıybet ise ne yapar? Tuzilul amel salih. Salih ameli gideriyor. Bırakmaz. Oldu mu? Yoksa olmadı mı? Ya Abdülkadir bana böyle baktı. Ya Abdülkadir daha bir sayfa okudum. Tamam. Evet. Burayı da okuyor inşallah Teala. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة في الجنة خير من الجنة. Cennette dört şey vardır ki cennetten daha hayırlıdır. Cennette dört şey vardır ki cennetten daha hayırlıdır. El-huludu fil cenneti hayru minel cennet. Cennette ebedi kalmak cennetten daha hayırlıdır. Ve hizmetül melaiketi fil cenneti, meleklerin hizmet etmesi cennete hayru minel cenneti. Evvelde melekler verilmiş böyle, değil mi? Sana hizmet ediyorlar. Evet. Ve civarul enbiyai fil cenneti, peygamberlerin komşusu olmak cennette hayru minel cenneti, cennetten daha hayırlıdır. Ve radallahu teala, Allah'ın rızasını kazanmak fil cenneti, cennete hayru minel cenneti, cennetten daha hayırlıdır. Ve arba'atu fil nari şerru minel nar. Dört şey de vardır. Cehennemden daha şerdir. Ateşten daha şerdir. Tamam mı? El huludu fil nar şerru minel nar. Yani şer eşerdir. Aynı zamanda ifade. Tamam mı? Daha cehennemde ebedi kalmak daha ne kadar zor değil mi? Allah muhafaza. Ebedi kalmak daha cehennemden daha azgındır, daha şerdir. Evet. Ve tevbihul melaiketi el kuffara fin nari şerru minen nar. Tevbih, kınaması, meleklerin kınaması, meleklerin böyle laf dokundurması. Zuk indeke ente azizül kerim. Zuk. Ebu Cehil için söylüyor bunu ha. Hani Ebu Cehil diyor ya, ben iman etmiyorum. Kimdir o? Bir yetimdir falan. Ondan sonra hangi sureleri bu? Duhan. Diyor ki sure Duhan'da zuk. Al. İyi bakayım hadi bakayım. İnneke entel aziz. Hani sen ben azizim. Senin gücü bana yetmez diyordu ben. Öyle bir Kureyş kabilesi ileri geleneyim. Kerim. Benden daha iyi var mı ki? Zuk. Hadi iyi bakayım. İşte bu laf Ebu Cehil'e o ateşten daha ağırdır. Ya Rabbi bize nasip etme ya Rabbi. Biz ilahi lestulil firdevsi ehlen ve la akva ala naril cahimi fehebli tevbeten vekfir zunubi fe inneke gafir zemmil harim. Ey ya öyle diyor değil mi? İlahi lestulil firdevsi ehlen. Ya Rab ben senin firdevs cennetine layık değilim. Biliyorum. Ve la akva ala naril cahimi. Ancak
cehenneme dayanacak gücüm de yok. Ve hem li tevbeten, bana öyle bir tevbe ver ki, bak verirsin oğlum, beni günahlarım affetsin. Değil mi? Feindeki gafir zemrah değil. Sen büyük günahları dahi affedersin. Ya Rabbi elhamdülillah, Rabbim bize bu müjdeyi vermiş. Değil mi? Ya biz müminlere. Onun için zok inneke entel azizul kerim. Muhakkak. Hem de burada tehdit var. İnneke ent. Tamam. Ha. Değil mi? O meleklerin laf dokundurması var ya. O da bir zor ki ya Rabbi bizi muhafaza et. Ve civaru şeytan finnar. Diğeri neydi? Civarı enbiyaydı. Bura civarı şeytan. Şeytana komşu olmak ateşte. Şerru minenler. Ateşten de niye? Çünkü dünyada hep sana düşmanlığı yanında olacak. O senin yüzüne ben cehenneme girdim. Bir de yanıma mı geldin? Bir de beni senin yanına mı koydular? Senin yüzünden ben bütün bu dünyamı bozdum. Yıktım. Ahiretimi yıktım. Tamam, bir de o düşmanla beraber olmak var ya, ne kadar zor. Ya ne? Bir de ve gadabullahi teala hafizallahu ve iyyakum. Allah sizleri ve bizleri muhafaza etsin. Ve gadabullahi teala finnari. Allah'ın cehennem ateşindeki o gazabı var ya, efendim, şerru minennar. Evet, daha şudur. Efendim, Allah-u Teala sizleri ve bizleri muhafaza etsin. Ve an'a ba'du hükema hine suyla keyfe ente. Bazı hükümlerden yine de onlara nasılsın denildiğinde, bak, fekale ana ma'a mevla. Ana ma'al mevla. Alel muvaffaka. Ben Mevlam'la uyumluyum. Ne diyorsa onu dediğini yapıyorum. Alel muvaffakati. Ve ma'an nasi alel mukhalefe. Ve ma'an nefsi. Ve ma'an nasirim. Ve ma'an nefsi. Nefsimle mukhalefet değil. Uyumlu değilim. Nefsim dediğini yapmıyorum. Rabbime dediğini yapıyorum. Nefse mukhalefet ediyorum. Ve ma'al halki. Halkla beraber. İnsanlarla beraber olduğumuzda alel nasiha. Onlara nasihat ediyorum. Ha? Değil mi? Ha, evet. Evet. Dinu nasiha. Ha? Din nasihattır. Ha? Ve ma'ad dünya alel darura. Dünyadaysa da zaruratım kadar dünyaya, yani helallerin bana vermiş olduğu ölçüde ben dünyayla muamele ediyorum. İnsanım. Yemem gerekir, içmem gerekir. Çalışırım, kazanırım. Helal kesimden yerim. Darura. Evet. Evet. Bunu da yapalım, şu sayfada duralım. وَاَخْتَارَ بَعْضُ الْحُكَمَا اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ مِنْ اَرْبَعَةِ كُتُبٍ مِنَ التَّوْرَاتِ. Şu dört kelimeyi dört kitaptan, yani bizim dört büyük kitaptan seçmişlerdir. وَاَخْتَارَ وَاَخْتَارَ seçmiştir. بَعْضُ الْحُكَمَاءِ bazı hekimler, bazı alimler, bazı tecrübeliler اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ şu dört kelimeyi مِنْ اَرْبَعَةِ كُتُبٍ şu dört kitaptan minet Tevrat'ı bir, Tevrat'ta. Men radiye bima a'tahu Allahu Teala. Men o kimse ki radiye, razı olur, kanaat getirir. Bima a'tahu Allahu Teala, Allah'ın kendisine verdiğine istiraha, rahatlar fi dünya ve ahire. Yani psikolojisi bozulmaz. Adam diyor ki psikologa gidiyorum. Niye? Lan niye psikologa gidiyorsun mübarek ya? Razı ol, hayatına bitti psikolog. Ne diyetisyen, ne de psikolog. Tamam mı? Rahat et. Hafız. Bak görüyor musun? Bu doktorlara gitmeyin ha. Ha? Men radiye, kim razı olursa bima atahullah, Allah ona verir. Bela mı verdi? Alel ayn ve ra'is. Ha? Minah mı verdi? Rahatlık mı verdi? Hocam alel ra'is. İstilaha. Rahatlar fi dünya ve ahiret. Dünya ve ahirette. Dünyada rahattır. Nefsini yormuyor. Bu duyarsızlık anlamına gelmiyor ha. Yani Allah'ın onun işine müdahil olduğu onu kabullenmektir. Allah bana bunu takdir etmiştir. Ha? El hayru fima ihtarahullah. Hayır nedir bel adam? Allah'ın kendisine ihtar ettiği, tercih ettiği. El hayru fima vaka. Hayır nerede? Vaki olanda. Bitti. Ne diyoruz bunun için? Ne diyoruz? Hayırda ve şerde inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Ve minel İncil. Bu Tevrat'taydı. Dört kitapta hak mı? Hak, hak değil mi? Kesinlikle iman. Her dördünden. La nufarriku beyne ahadin min rusulihi.
Biz peygamber arasında hiçbir fark gözetmiyoruz. Ha? Bima ca'u bilal kutubi aynı zamanda biz de şeriatıyoruz. Geldikleri kitaplarıyla beraber. Hiç. Evet. İkincisine geliyoruz. Ve minel İncil'i İncil'de ise men hedeme şehevati azze fid dünya vel ahire. Kim şehvetine hakim olursa efendim nefsine pay biçmez. Efendim şehvetini aklına emir etmezse ha azze izzetli olur. Fid dünya vel ahire. Efendim dünya ve ahirette genelde dikkat edin. Bir önceki şeylerde söylemiştik. Efendim belli bir mansıp, makam sahibi veyahut da imtiyaz sahibi insanları neyle hemen yok etmeye çalışıyorlar? Efendim bir kadınla, efendim bir para hırsıyla, yani illa şehvet şey değil, bir para hırsıyla, bir efendim rüşvetle veyahut da efendim hırsızlıkla veyahut efendim başka bir töhmetle ne yapar? Onu dünya izzetinden ediyorlar. Dünya izzetinde olduğu gibi ahiret izzetini de kaybediyor. Ahiret izzetini de kaybediyor. Evet. Bu da İncil'de. Ve mine zeburi evet men teferrada anin nasi neca fid dünya vel ahiret. Kim insanlardan inziva ederse soyutlarsa kendini fazla onların yersiz karışmalar yersiz efendim karışmalar yapmazsa onlardan ayrı durursa neca kurtuluşa erir fi dünya ve ahiret. Dünya ve ahirette kurtuluşa erir. Ve minel furkani furkandaysa yani Kur'an'da men hafiza lisane selime fi dünya ve ahiret. Kim dilini korursa bu dil var ya efendim Aleyhisselatü Vesselam diyor beynel lehiyeteyn diyor. Sakalla efendim bıyık arasında diyor. O var ya diyor o neler yapıyor. Man zamine li ma beynel lehiyeteyhi ve ma beyne fehideyhi diye hadis var değil mi? Ha. Kim iki bacağı ve iki sakalı arasındaki efendim o varlığa dil ve şehvet duygularına hakim olursa değil mi? O kurtuluşa ermiştir. Onun için men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yekul hayran ev liyasmut mu? Ha? Ya niye söylemiyorsunuz? Ha? Emir bahitte ev yasmut da gelir. Ya, tamam. Ha. Kim Allah'a ve kıyamet gününe iman ediyorsa hayır konuşsun veyahut da sussun. Allah-u Teala bizde de şerde susmayı, hayırda da yerli yerinde konuşmayı nasip etsin. Ha bazen böyle hayırda da hayır yaparım derken hani der ya adam diyor ki kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Bazen böyle böyle hocalar da var ha. Tamam mı? Efendim göz kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Tabii böyle şeytan da ona diyor anlat. Onlar hakkında da çok şey var. Hadis var ha. Allah-u Teala sizleri ve bizleri onlardan muhafaza etsin. Sizler ilim ehlisiniz. İlime talip insanlarsınız. İnşallah gün gelip sizler de iyiliği anlatırsınız. Evet. Allah-u Teala kalplerimizi dağıtmasın. Nefislerimizi şımartmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Allah hepinizi muvaffak etsin. Allah-u Teala bütün kötü hastalıklardan, batini haram olan hastalıklardan bizi muhafaza etsin. Ve bizlere kendi sevgisini, peygamberinin sevgisini ve cennette kalabilmede de kendi sevgileriyle nasip etsin inşallah Teala. Ekulu kavli hâza ve estağfirullah li ve lekum ve ufavvudu emri Allah inallaha basirun bil ibad ve ahiru da'va elhamdülillah rabbil alemin bi raudatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve ruhi salatina kiram. El Fatiha.